birinci sorum. Şarj kapasiteleri eşit olan müzik çalar, cep telefonu ve bilgisayarın şarj göstergeleri sırasıyla 2, 3 ve 4 eş parçaya ayrılmıştır. Ve dolu kısımlar yeşil ile gösterilmektedir. Tam dolu olacak şekilde şarj edilen bu 3 eşyanın bir süre kullanıldıktan sonraki şarj göstergeleri aşağıdaki gibidir. Buna göre bu 3 eşyanın toplam şarjının kaçta kaçı kullanılmıştır? Buradaki 3 eşyamızı da bir bütün olarak alırsak, bu bütünün şarj kapasiteleri eşit olduğundan dolayı 1 bölü 3'lük kısmı müzik çalar, 1 bölü 3'lük kısmı cep telefonu ve 1 bölü 3'lük kısmı da bilgisayar oluşturuyor. Şimdi müzik çalara baktığımız zaman o 1 bölü 3'ün yarısı kullanılmış. Cep telefonuna baktığımız zaman 1 bölü 3'ün de arkadaşlar bir parçası kullanılmış, iki parçası kullanılmamış. Yani 1 bölü 3'ü kullanılmış. Bilgisayara baktığımız zaman da 1 bölü 3'lük kısmın 2 bölü 4'ü kullanılmış. Kullanılan kısım bunların toplamı. Şunu çarparsak 1 bölü 6, şunu çarparsak 1 bölü 9, şunu çarparsak 2 bölü 12. Şu 2 ile 12'yi sadeleştirsek 1 bölü 6, 1 bölü 6 ile 1 bölü 6'yı toplarsam 2 bölü 6 artı 1 bölü 9 yapar. 2 ile 6'yı sadeleştirdik 1 bölü 3, 1 bölü 3 ile 1 bölü 9'u paydalarına eşitlersek 4 bölü 9, cevabımız C seçeneği. İkinci soru, günlük adım sayısını not etmeye başlayan İlayda, birinci gün 10 x 400'ü 4 adım. Diğer günlerin bazılarında bir önceki günün 3 katı, kalan günlerde ise bir önceki günün yarısı kadar adım atmıştır. İlayda son gün 5 x 600'ü 5 adım attığına göre attığı adım sayısını toplam kaç gün kaydetmiştir? Birinci gün 10 x 400'ü 4 adım atıyordu. Sonraki günlerin bazılarında önceki günün 3 katı, örneğin önceki günün 3 katı toplamda X defa adım atsın. Bu durumda sonuncu gün, yani hep 3 katı 3 katı diye gittiğimiz zamanki sonuncu gün çarpı 3 üssü X kadar adım atmış olur. Bazı günlerde de bir önceki günün yarısı. Peki kaç defa yarısı bilmiyoruz. O da ne olsun? Y defa olsun. Sonuncu gün çarpı 1 bölü 2 üssü Y kadar adım atmış olur. İşte bu nereye eşitmiş arkadaşlar? 5 çarpı 6 üssü 5'e eşittir. Şimdi bu eşitlikten X ve Y'yi bulmaya çalışalım. 10 gördüğümüz yere 2 çarpı 5 yazalım. 4 üssü 4, 4, 2'nin karesinin 4. kuvveti de 2 üssü 8 yapar. Çarpı 3 üssü x. 1 bölü 2 üssü y'yi de ben 2 üssü eksi y şeklinde yazabilirim. Bu da işte 5 çarpı 6 üssü 5. 6 da 2 çarpı 3'tür. O 5 hem 2'nin kuvveti hem de 3'ün kuvvetidir. Buradan şuradaki 5'leri ne yapar? Sadeleşir. Bir tane 2 buradan 8 tane, 9 tane oldu. Eksi y tane de buradan, yani 2 üssü 9 eksi y şeklinde yazabilirim. Ve çarpı 3 üssü x eşittir 2 üssü 5 çarpı 3 üssü 5. Bu eşitliğin sağlanabilmesi için arkadaşlar şu ikilerin kuvvetleri eşit olması lazım. Yani 9 eksi y'den 5'ten y buradan 4'tür. Aynı şekilde 3'ün kuvvetleri de eşit olması gerekiyor. X de buradan 5'tir. Peki kaç gün? Birinci günümüz vardı. 10 çarpı 4 üzeri 4 adım. Sonra arkadaşlar 4 defa 3'ün katı şeklinde, 5 defa da yarısı şeklinde toplamda 1 artı 4 artı 5'ten 10 gün kaydetmiştir diyoruz. Cevabımız C seçeneği. Üçüncü soru. Aşağıdaki kutuların içine 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 sayılarından 4 tanesi her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde eşitlik sağlanmaktadır. Buna göre kutulara yerleştirilmeyen sayıların toplamı kaçtır? Kutulara yerleştireceğimiz sayılar 2'nin katı olan ardışık çift sayılar. Bu durumda büyük bir ihtimal kök içinde arkadaşlar 2 kalması gerekiyor. O halde şöyle ilkin içine 2 yazalım. Kök içinde 2 kalacak şekilde şu 8'i alırsam kök 8. Çünkü kök 8 4 çarpı 2'den 2 kök 2. Bu durumda bakın sol tarafımız 3 tane kök 2 oluyor. Peki 3'ü de içeri atarsam sağ tarafta kök 18 olması lazım. Ben buradan bakın 12 ile 6'yı alırsam, kullanırsam şurası 12 artı 6 olsa bu da kök 18 yapar. 9 çarpı 2'den 3 kök 2 olur ve eşitliğimiz sağlanır. Bu durumda yerleştirilmeyen sayılarımız hangileri? 4 ve 10 var. Bunların toplamı 14 olur. Cevabımız B seçeneği. Dördüncü soru. İki ayrı kıtada konser veren bir müzik grubu. Bu kıtalardan birinin 5 farklı ülkesinin 4'er şehrinin her birinde 3'er kez. Diğer kıtadaki 4 farklı ülkenin 3'er şehrinin her birinde 1'er kez sahne almıştır. Buna göre bu müzik grubu bu iki kıtada toplam kaç konser vermiştir? Bu kıtalardan birinin ilkinde 5 farklı ülke, 4'er şehir ve her bir şehirde 3 defa. Yani 5 çarpı 4 çarpı 3. 60 konser veriliyor. Diğer bir kıtada ise 4 tane farklı ülke, 3'er şehir
ve her bir şehirde bir defa 12 tane de. Buradan konserimiz var. Toplam 72 konser. Seçeneklerde 72'yi veren cevabı arayacağız. Bakın 3 çarpı 4 faktöriyel 24, 3 çarpı 24'ten 72 cevabımız A seçeneği. 5. soru. Bir kentin 2020 yılının ilk 3 ayındaki yağış miktarları ve kentin aynı yıldaki yıllık yağış miktarı şekildeki ekranda gösterilmiştir. Buna göre 2020 yılındaki son 9 ayın yağış miktarı toplamda kaç milimetredir? İlk 3 aydaki yağış miktarlarının toplamını bulalım. 28,2, 23,5 ve 20,8. Bunları şöyle alt alta topladığımız zaman 72,5 yapıyor. Son 9 ayın yağış miktarının toplamını bulmak için de yıllık yağış miktarımızdan ilk 3 ayı çıkartırsak son 9 aydaki yağış miktarını bulmuş oluruz. Buradan da 50,1 geliyor. Cevabımız D seçeneği. 6. soru. Ayşe, Burcu ve Ceren ayakkabılarını giymeden boylarını ölçtüklerinde Ayşe Burcu'dan uzun. Şimdi Ayşe Burcu'dan uzunmuş. Ceren'den de kısa. Demek ki en uzunumuz Ceren arkadaşlar. Üçü de ayakkabılarını giyip boylarını tekrar ölçtüğünde ise Ceren Ayşe'den kısa olurken Ceren Ayşe'den kısa. Demek ki Ayşe Ceren'den büyük oluyor bu durumda. Ayşe ile Burcu aynı boyda oluyor. Yani Burcu eşittir Ayşe oluyor. Bu arkadaşlar ilk durum. İlk durum. Bu da bizim son durumumuz. Son durum. Ayşe, Burcu ve Ceren'in ayakkabılarının tabanlarının yerden yükseklikleri sırasıyla ABC olduğuna göre aşağıdaki sıralamadan hangisi doğrudur deniliyor. Ceren'in boyuna baktığımız zaman en uzunken ayakkabısını giydiği zaman en kısa oluyor. Bu durumda Ceren'in ayakkabısının tabanı en kısa. Yani C en küçüktür arkadaşlar. Peki normalde Ayşe'nin boyu Burcu'dan büyüktü. Ayakkabılıyken giyerken bu sefer ne oldu? Eşit oldu. Bu durumda Burcu'nun ayakkabının tabanı Ayşe'den büyük. Yani B büyük A, o da büyük C olur. Cevabımız E seçeneği. 7. soru. 2 ve 3 tekerlekli bisikletin üretildiği bir fabrikada belirli bir günde A adet 2 tekerlekli, B adet 3 tekerlekli bisiklet üretilmiştir. Üretilen bu bisikletler için toplam C adet tekerlek kullanılmıştır. Buna göre ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? 2 tekerlekli A adet, yani toplamda 2 çarpı A tekerlek. 3 tekerlekli B adet, toplamda 3B ve bu ikisinin toplamı kadar toplam tekerlek. Bu da nereye eşittir? C'ye eşittir. 2A'ya baktığımız zaman A ne olursa olsun 2A çift bir sayıdır. Bu durumda şuradaki B'nin katsayısı 3 tek olduğundan dolayı 3B'nin tekliği veya çiftliği B'ye bağlı. Yani eğer B tek bir sayıysa bu durumda çift artı tek nereye eşit olur? Teke. Eğer B çift bir sayıysa çift ile çiftin toplamı ne olacaktır? Çift olacaktır. Hangileri her zaman doğrudur diyordu. Buna göre birincisine bakalım. B çift sayıysa C çift sayıdır. Evet bakın B'yi çift aldığım zaman C kesinlikle çifttir. C tekse ikinci durumda A tek sayıdır deniliyor. Arkadaşlar A'nın tekliği ve çiftliği hakkında yorum yapamam. Çünkü A'nın başındaki 2 onu daima çift yapacaktır. Her zaman doğrudur diyemem. Üçünün toplamı çifttir deniliyor. Yine A'nın tekliği çiftliği hakkında yorum yapamıyordum. Cevabımız yalnız bir A seçeneği. 8. soru. Sayı doğrusu üzerindeki X, Y, Z noktaları için X, Y, Z gösterimi Z noktasının X ve Y noktalarına olan uzaklıklarının toplamı olarak ifade edilmektedir. Bir sayı doğrusu üzerindeki A, B, C noktalarının gösterimi aşağıda verilmiştir. Olduğuna göre ACB ifadesinin değeri kaçtır? Şuradaki gösterime bakarsak Z noktasının X ve Y noktalarına olan uzaklıkları deniliyor. Yani aslında mutlak Z eksi X ile mutlak Z eksi Y'nin toplamı demek. O halde şuradaki gösterim C'nin A ve B'ye olan uzaklığı yani mutlak C eksi A artı mutlak C eksi B nereye eşittir? 5'e. Şuradaki gösterim de A'nın şuradaki A'nın B ve C'ye olan uzaklığı. Mutlak A eksi B ile mutlak A eksi C'nin toplamı 7. Şimdi sayı doğrusuna baktığımız zaman A ile B arasındaki uzaklığa X, B ile C arasındaki uzaklığa Y diyelim. Bu durumda bu 5. C'nin A'ya olan uzaklığı arkadaşlar X artı Y. Sonra C'nin B'ye olan uzaklığı Y artı Y. 5'e eşitmiş. Şuradaki ifadem de A'nın B'ye olan uzaklığı X, A'nın C'ye olan uzaklığı
X artı Y artı X artı Y. Şimdi şuradaki ifaden X artı 2Y yapıyor. Şuradaki ifaden de 2X artı Y yapıyor. Evet, benden şuradaki ifadeyi istiyor. Yani B'nin A'ya olan uzaklığıyla B'nin C'ye olan uzaklıkların toplamı. Peki B'nin A'ya olan uzaklığı sayı doğrusuna baktığımız zaman X'i, B'nin C'ye olan uzaklığı da Y. Yani X artı Y soru işareti deniliyor. Bakın ben şurada alt alta toplarsam 3 tane parantezinde x artı y eşittir. 5 artı y'den 12. Her tarafı oranlarsam x artı y 4 olur. Ben de x artı y'yi arıyordum zaten. Cevabımız 4 A seçeneği. 9. soru. Bir proje çalışması için iki kişilik takımlar oluşturulurken Berk, Arda ile aramızdaki yaş farkı Ceren'le aramızdaki yaş farkının iki katından daha fazla olduğundan Ceren'le çalışmak daha kolay olur diye düşünüyorum demiştir. Arda, Berk ve Ceren'in yaşları sırasıyla A, B ve C olduğuna göre Berk'in ifade ettiği eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Berk ile Arda arasındaki yaş farkı yani A eksi B. Berk ile Ceren arasındaki yaş farkı yani B eksi C. Bunun iki katından daha fazla. Daha fazla dediğine göre büyük olması lazım. Seçeneklerde böyle bir eşitsizlik arıyoruz. E seçeneğinde var arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. 10. soru. Bir toplantıya katılan 14 katılımcıdan her biri birer bardak çay içmiş ve katılımcılar toplam 14 tane küp şeker kullanmıştır. Bu katılımcılardan bazıları çayını şekersiz, bazıları tek şekerli, diğerleri ise iki şekerli içmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Toplantıya katılan 14 katılımcı var. Bunların kimisi çayı şekersiz içiyor. X kişi diyelim. Tek şekerli içenler var. Buna TŞ diyelim. Adedi Y kişi olsun. Bir de çift şeker kullanan var. Bu da Z kişi olsun. Şimdi bunların toplamı toplam katılımcı sayısına eşit. Yani 14'e eşittir. Bu katılımcılar toplam 14 tane küp şeker kullanıyordu. Bir tane kullanan Y kişi vardı. Y küp şeker buradan kullanılır. İkişer tane kullanan Z kişi vardı. Buradan 2 çarpı Z kadar küp şeker demek. Bunların toplamı da 14'e eşitmiş. 14 küp şeker. Şimdi arkadaşlar bakın şuradaki toplam da 14, buradaki toplam da 14. Demek ki bunlar birbirine eşittir. Yani x artı y artı z eşittir. Y artı 2 tane z. Şuradaki y'ler birbirini götürür. Z'nin soldaki z'yi karşıya atarsak x eşittir z olur. Bu x neyi ifade ediyordu? Çayı şekersiz içenlerdi. Z de çayı çift şekerli içenler. Demek ki bunların adedi birbirine eşittir. Bu da ikinci öncülde dile getirilmiş. Bakın çayını iki şekerli içenlerin sayısı şekersiz içenlerin sayısına eşittir. Cevabımız B yalnız 2. 11. soru. Yukarıdaki Venn şemasında dar açılı üçgenler kümesi A, ikizkenar üçgenler kümesi B ile gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki üçgenlerden hangisi şekildeki mavi renge boyalı bölgeleriyle gösterilen kümenin bir elemanı değildir? Şekle baktığımız zaman soldaki boyalı bölge A fark B demek. Yani dar açılı üçgen olacak ama ikizkenar üçgen olmayacak. Sağdaki boyalı bölgede B fark A'yı temsil ediyor. Yani ikizkenar üçgen ama dar açılı üçgen olmayacak. Şimdi dar açılı üçgen, üçgenin ölçüleri 90 dereceden küçük olan üçgenlere ne diyorduk? Dar açılı üçgen diyorduk. A seçeneğine bakalım. Açılarımız 60, 50, şuradaki açımız 70. Ne oldu arkadaşlar? Bu dar açılı bir üçgen oldu. Aynı zamanda ikizkenar üçgen değil. Yani A fark B'nin elemanı. B seçeneğinde 65, 40, bu durumda 75 derece. Buradaki üçgen de dar açılı üçgen ama ikizkenar üçgen değil. C seçeneğine baktığımız zaman ikizkenar dik üçgen var arkadaşlar. 90 derece olması bunun dar açı olduğunu göstermiyor. D seçeneğine baktığımız zaman burası 100 derece. Bu ifadem dar açılı bir üçgen değil. Aynı şekilde ikizkenar bir üçgen de değil. Dolayısıyla boyalı bölgeye ait değil. Cevabımız D seçeneği. 12. soru. N bir pozitif tam sayı olmak üzere reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı olan f fonksiyonu için f(x) gösterimi fonksiyonlarda bileşke işlemi kullanılarak biçiminde tanımlanıyor. F0, 3, f3 de eşittir 0 eşitliklerini sağlayan bir f fonksiyonu için toplamının değeri kaçtır? F'nin x değeri n tane f'i bileşke işlemine dahil edeceğiz. F1 0 değeri 3'e eşitmiş. Şurası 3. F2 0'ı bulalım. F2 0 demek. F bileşke F 0 demek.
Şimdi F0 değeri 3'tü. Şuraya 3 diyoruz. Burası ne oldu? F3 oldu. F3 değeri de 0 eşit oldu. Söylenilmiş. Burası 0. Demek ki burayı 0 bulduk. Gelelim F3 0'a. Bu ifadem de F 0 demek. Şimdi F0 değeri 3. Ne oldu? F3 oldu. F3 değeri 0. Şimdi F0 oldu. F0 değerine 3'müş. Demek ki F3 0 değerimiz 3. Peki bir tane daha yapalım. F4 0 değeri. Bakın F 0 demek. Şimdi arkadaşlar F0 değeri 3'tü. F3 değeri 0. F0 değeri 3. F3 değeri 0. Dikkat ederseniz her ikide bir tekrar ediyor. Teklerde 3 geliyor, çiftlerde 0 geliyor. Ve şuradaki ifadeye baktığımız zaman 12 tane tekli, 12 tane çiftli var. 12 tane çiftlerde hep 0 geleceğinden dolayı 12 tane 0'ı toplasak yine 0. Bu sefer teklerde hep 3 gelecek. Kaç tane 3 gelecek? 12 tane 3 gelecek. Bunları da toplasak 12 çarpı 3, 36. Cevabımız C seçeneği. 13. soru. Bir spor muhabiri katıldığı bir canlı yayında şöyle demiştir. Bugüne kadar eğer bir futbolcu yetenekli ve azimli ise o futbolcu başarılı olur diye düşünürdüm. Fakat bugün izlediğim maçta bunun doğru olmadığını gördüm. Buna göre spor muhabiri izlediği maçta nasıl bir futbolcu görmüştür? Kendisinin düşüncesi yetenekli olacak, azimli olacak. Bu durumda yetenekli ve azimli ise sonuç başarılı oluyor. Ama A seçeneğine baktığımız zaman yetenekli, azimli ve sonuç başarısız olmuş. Bu durumda böyle bir futbolcu görmüştür diyebiliriz. A seçeneği. 14. soru. Rakamları birbirinden farklı olan 3 basamaklı A5C doğal sayısının 5 ile bölümünden kalan A'dır. A5C sayısı 6'ya kalansız bölündüğüne göre A artı C toplamı kaçtır? A5C sayısının 5 ile bölümünden kalanımız A'ymış. Aynı şekilde A5C sayısının 6 ile bölümünden kalan 0'dır. Bunun 6'ya bölünmesi hem 2'ye hem de 3'e kalansız bölünebilmesi demek. Yani kalanlarımız 0. Şimdi 2 ile bölümünden kalan 0 ise bu durumda C yani birler basamağı çifttir. C 0 olabilir, 2 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir, 8 olabilir. Şimdi ortada hep 5'ler var arkadaşlar. Şimdi gelelim A'yı tespit etmeye. Bunun 5 ile bölümünden kalan C 0 olduğundan dolayı A 5 0 sayısının 5 ile bölümünden kalan 0. Bu durumda A ne olur? 0 olur. Ve bu sayım 3 basamaklı olmamış olur. A 0 olamaz. Devam edelim. Ben C 2 alırsam sayım A 5 2 olur ve 5 ile bölümünden kalan birler basamağındaki 2'nin 5 ile bölümünden kalan 2 olmuş oluyor. Demek ki A da 2'dir. Halbuki rakamları birbirinden farklı diyordu. Bu durumda sayım 252 de olamaz. Eğer C'yi 4 alırsam bunun 5 ile bölümünden kalan yine birler basamağındaki 4 rakam eşit olur. Yine A ile C birbirine eşit olur. Bu da elendi. C'yi 6 alırsam bu durumda 6'nın birler basamağındaki 6'nın 5 ile bölümünden kalan 1 olduğundan dolayı A 1'dir. A'ya 1 dersek sayım 156 olur. Aynı şekilde bu sayım 3'e de bölünmesi gerekiyordu. Rakamları toplamı 3'ün katı oluyor mu? Evet arkadaşlar bakın 1 artı 5 artı 6 3'ün katı. Dolayısıyla bu 3'e de bölünmüş oluyor. Yani hem 6'ya bölünmüş oldu hem de 5 ile bölümünden kalan A olmuş oldu. Sayımız 156. Bunun A'sını ve C'sini toplamını istiyordu. A'mız 1, C'miz 6. Demek ki cevabımız A seçeneği. 15. soru. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında veri sayısı tek ise ortadaki sayıya. Veri sayısı çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına, o veri grubunun medyanı, ortanca, veri grubunda en çok tekrar eden sayıya ise o veri grubunun modu denir. A küçük, B küçük, C olmak üzere tam sayılardan oluşan veri grubunun mod, medyan ve aritmetik ortalama değerleri hesaplanıyor. Elde edilen değerlerin 3 ardışık tam sayıya eşit olduğu görülüyor. Buna göre C-A farkı kaçtır? Veri grubundaki sayılarımız şunlar ve bunlar küçükten büyüğe doğru sıralanmış çünkü sıralama bu şekildeydi. O halde teker teker modumuzu, medyanımızı ve aritmetik ortalamamızı bulalım. Modumuz en fazla tekrar eden sayımız A. Medyanımız çift sayıda terim olduğundan dolayı
şuradaki o en ortadaki A ile B'nin toplamının yarısı. Aritmetik ortalamamız da bu 6 tane sayının toplamının terim sayısına bölümü. Yani 3 tane A'mız, 2 tane B'miz ve C'miz. Bunu aldım, 6'ya böldüm. Aritmetik ortalamamız. Şimdi arkadaşlar, bunlar 3 ardışık tam sayı eşittir. En küçüğü mod olan A. Sonra medianımız A artı B bölü 2. En büyüğümüz de aritmetik ortalama. Şimdi arkadaşlar, tabii hocam bunları nereden biliyorsunuz? A artı B bölü 2. B A'dan büyük olduğundan dolayı kesinlikle A'dan büyüktür arkadaşlar. Veya değer vererekten de ne yapabilirsiniz? Bunu görebilirsiniz. Şimdi bunlar ardışık 3 tam sayı eşit olduğuna göre en küçüğünün bir fazlası A artı B bölü 2 eşit olacak. Buradan içeri dışarı çarpımı yapalım. 2 A artı 2 eşittir A artı B'den. B'yi yalnız bırakalım. A'yı karşıya atalım. A artı 2'ymiş. Elimizde bu dursun. Aynı şekilde aritmetik ortalama yani 3 A artı 2 B artı C bölü 6 sayısı bir önceki sayıdan kaç fazla? Yine 1 fazladır. Veya bir önceki sayı aritmetik ortalamadan 1 eksiktir. Burada da şöyle her tarafı 6 ile genişletelim. 3 A artı 2 B artı C eşittir. Şunu 6 ile genişletirsem pay kısmında 3 kalacak. 3 A artı 3 B artı 6 olur. Buradan şu 3 A'lar birbirini götürür. 6'yı da sol tarafa atarsak, 2 B'yi de sağ tarafa atarsak B değerimiz arkadaşlar C eksi 6 olur. Peki C eksi A'yı soruyor. Yukarıdan da B'yi bulmuştuk. Aşağıdan da B'yi bulduk. Bu durumda C eksi 6 eşittir. A artı 2'den A'yı sol tarafa attım. C eksi A. Eksi 6'yı da karşıya attım. 8. Cevabımız D seçeneği. 16. soru. Ayça, Berna, Ceren, Derya ve Elif isimli 5 matematikçi arkadaşın yaşlarının ortalamasının 44 olduğu 2020 yılında fotoğraf albümlerine bakarken aralarında geçen diyalog aşağıdaki gibidir. 2020 yılındaki yaş ortalamaları 44'tü. Şimdi şöyle yazalım. 2020 yılında. Ayça'nın yaşına A diyelim. Berna'nın yaşına B. Ceren'e C. Derya'ya D. Elif'e E. 5 kişiler. 5'e böldüm. Ortalama 44. Bu durumda 2020 yılındaki bunların yaşları toplamı 5 çarpı 44'ten 220 geliyor. Şimdi gelelim aralarındaki konuşmaya. 2014 yılı için konuşuyoruz. 2014 yılında Ayça diyor ki Derya ve Elif'in gelmesini beklerken çekildiğimiz bu fotoğrafta üçümüzde. Fotoğrafta kimler var? Ayça var. Derya ve Elif dışında Berna var ve Ceren var. Şimdi bu üçünün yaş ortalaması 38'miş. Bunu aldım, 3'e böldüm, 38'e eşitledim. Buradan Ayça, Berna ve Ceren'in 2014 yılındaki yaşı 3 çarpı 38'den 114 olmuş oluyor. Peki 2020 yılına bu kişileri götürdüğümüz zaman 2020-2014 6 yıl ilave edeceğiz arkadaşlar yaşlarına. Bu durumda yaşları toplamı 114'e 3 çarpı 6. 3 kişiler her biri 6 atacak. 18 eklersek 132 olur. Demek ki Ayça'nın, Berna'nın ve Ceren'in 2020 yılındaki yaşları toplamı 132'ymiş. O halde şurada bakın 132 buldum. Bu durumda Derya'nın ve Elif'in yaşları toplamı 88 olması lazım. Hemen şuraya D artı E eşittir 88 yazalım. Şimdi konuşmaya devam ediyoruz. Derya diyor ki fotoğrafta yokum ama ben o tarihte o kadar genç değildim. Elif'in bugünkü yaşındaydım. Yani Derya 2014 yılında Elif'in yaşındaydı. 2020 yılına geldiğimiz zaman demek ki 6 artacak. Yani 2020 yılındaki Derya'nın yaşı E artı 6'dır. D ile E'nin toplamı da 88'di. Buna bir E'yi ilave edip 88'e eşitlersem. Buradan 2 tane E. 6'yı karşıya attım 82. Her tarafı 2 ile oranlarsam Elif'in yaşı 41 olur. Cevabımız B seçeneği. 17. soru. Bir matematik öğretmeni üzerinde yukarıdaki tablonun bulunduğu birer kartı Ayberk ile Görkem'e veriyor. Ve her ikisinden de sırasıyla kartlarındaki her boş dairenin içine toplama veya çıkarma sembollerinden birini koymalarını, tüm satırlardaki işlemlerin sonucunu sağdaki kutuların içine yazmalarını ve bu kutularda yazan 4 sayının toplamını bulmalarını istiyor. Yaptıkları işlemler sonucunda Ayberk 22, Görkem ise 28 sayısını buluyor. Buna göre Ayberk ile Görkem'in kullandıkları toplama sembollerinin sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Görkem 28 sayısını buluyordu ve 28 sayısı arkadaşlar biraz büyük bir sayı. Dolayısıyla o büyüklerin aradaki işaretler toplamı olması lazım. Şöyle bir deneyelim bakalım. 8, 7 daha 15. 6 artı 5 arkadaşlar 11. Bakın buradan bir 26 geldi. 28'e varmak için 2 daha lazım. Şöyle 4'ten 3'ü çıkardım 1. 2'den de 1 çıkartırsam 1. Topladığım zaman 28 oluyor mu? Oluyor. Demek ki Görkem 2 tane artı 2 tane de eksi kullanılmış. O halde 2 artı kullanıldan seçenekler bir B seçeneğinde var. Bir de E seçeneğinde var. Şunları eledim. Gelelim nereye? Ayberk'in sonucuna. Acaba 22 nasıl elde edebiliriz? Kaç toplamayla? Onun için de şöyle bir denemeye çalışalım. 6 ile 5'i toplayalım bakalım. Kaç oldu? 11 oldu. 8'den bir 7 çıkardım. 1 geldi. 4 ile 3'ü toplasam 7 oluyor. 2 ile de 1'i topladım. 3 oldu. Bir toplarsam 12, 19, 3 daha kaç oldu? 22 oldu. Ve buradan da 3 tane artı kullandık. Demek ki cevabımız E seçeneği. 18. soru. 2 basamaklı ardışık 4 tek doğal sayı belirleniyor. Belirlenen bu sayılar oluşturan tüm rakamlar çarpıldığında 84 üssü 3 sayısı elde ediliyor. Buna göre belirlenen sayıların en büyüğünün rakamları toplamı kaçtır? 84 üssü 3 sayısının asal çarpanları bir ayırmaya çalışalım. 84 7 çarpı 12. 12 demek 2'nin karesi çarpı 3'ün kübü. O küp hem 7'nin kübü hem 2'nin karesinin kübü 2 üssü 6 çarpı 3'ün kübü. Şimdi arkadaşlar demek ki tüm rakamları çarptığım zaman 3 tane 7 gelecek. Mutlaka 3 tane 3, 6 tane de 2 çarpanı gelmesi lazım. Şimdi 7'lerin 3 tane 7'nin geldiği 2 basamaklı ardışık tek sayılar 70'li sayılar. Acaba 70'li sayılardan yani 70'li hangi sayılarımız var? 71 var, 73 var, 75 var, 77 var, 79 var. Sonraki sayılar 81, 83, 85 ile ilerliyor. Şimdi arkadaşlar ben hiç 80'li sayılara varmasam, sadece 70'li sayıları kullansam ve arka arkaya 4 tane çarpsam bunlardan hiç 2 çarpanları gelmez. O yüzden mecburen 80'li sayılara geçmen lazım. Bakın 77'den başlasam 79, 81 ve 83. Sanki bu şartı sağlıyormuş gibi arkadaşlar. 3 tane 7 var mı? Var. 1 tane 9, 1 tane 3, 3 tane 3 demek. 8 çarpı 8, 64. 2 üstü 6 da 64. Bu durumda en büyük sayımız 83 oluyor. 8 artı 3'ten 11 cevabımız C seçeneği. 19. soru. Arda, Berk ve Cem bir restoranda yemek yemişlerdir. Arda işi çıktığı için kendi hesabını ödemiş ve restorandan erken ayrılmıştır. Berk ve Cem Arda ayrıldıktan sonra başka bir şey sipariş etmemiş ve herkes kendi hesabını ödemiştir. Berk Arda ayrıldıktan sonra kalan hesabın %40'ını ödemiştir. Restorandan üçü birlikte aynı anda ayrılsalardı ve Berk yine kendi hesabını ödeseydi toplam hesabın %25'ini ödemiş olacaktı. Berk'in ödediği hesap tutarı 36 TL olduğuna göre Arda'nın ödediği hesap tutarı kaç TL'dir? Yemekte Arda, Berk ve Cem var. Arda'nın işi çıkıyor, kendi hesabını ödüyor ve restorandan erken ayrılıyormuş. Berk ve Cem Arda ayrıldıktan sonra başka bir şey sipariş etmiyor. Herkes kendi hesabını ödüyormuş. Berk Arda ayrıldıktan sonra kalan hesabın %40'ını ödemiştir. Şimdi Berk Arda ayrıldıktan sonra kalan hesap. Kalan hesap 100x diyelim. Berk %40'ını ödediğine göre 40x'ini Berk, geri kalan 60x'ini Cem ödüyor. Başlangıçta Arda da ATL'sini ödeyip kendisi çıkmış olsun. Devam edelim. Restorandan üçü birlikte aynı anda ayrılsalardı. Berk yine kendi hesabını ödeseydi toplam hesabın %25'ini ödemiş olacaktı. Şimdi üçü aynı anda ayrılsalardı toplam hesap A artı 40x artı 60x yani 100x olurdu. İşte bunun %25'ini kim ödeyecekti? Berk ödeyecekti. Yani Berk'e düşen para değişmeyecek. Yine 40x olacak. Buradan 25 ile 100'ü sadeleştirsek 4. İçer dışa çarpımı yapsak A artı 100x eşittir. 4 çarpı 40x yani 160x yapar. Buradan A eşittir 60x. Demek ki Arda'nın hesabı 60x'tir. Berk'in ödediği hesap tutarı 36 TL. Berk de 40x ödemişti. Demek ki 40x eşittir 36. Buradan x eşittir 36 bölü 40. 4 ile oranlarsam 9 bölü 10.
Bizden Arda'nın ödediği hesap deniliyor. Arda da 60x ödüyordu. Yani 60 çarpı 9 bölü 10'dan sadeleştirirsem 6 kere 9 54. Demek ki Arda 54 TL hesap öder. Cevabımız E seçeneği. 20. soru. Çalıştığı ofiste düzenlenecek toplantıya katılmak isteyen Umut, arabasıyla saatte 80 km sabit hızla giderse, toplantının başlama saatinden 6 dakika önce ofise ulaşacağını planlayarak evinden yola çıkıyor. Trafik yoğunluğundan dolayı evi ile ofisi arasındaki mesafenin yarısını saatte 50 km sabit hızla, kalan yarısını ise saatte 75 km sabit hızla giderek toplantı saatinden 6 dakika sonra ofise ulaşıyor. Buna göre Umut'un evi ile ofisi arası kaç kilometredir? Umut'un evi ile ofisi arası 2x kilometre olsun. İkinci durumda ne yapıyordu? Yolun yarısını, yani x'ini 50 hızla gidiyordu. Ne kadar zamanda? Zaman eşittir yol bölü hızdan x bölü 50 zaman. Diğer yarısı da x bölü 75 saat. Ve toplamda x bölü 50 artı x bölü 75 kadarlık zamanda gidiyordu. İlk durumda arkadaşlar yolun tamamını 80 hızla yol alıyordu. İşte o ikinci durum. İlk durumdan kaç fazla? Şimdi bakın 80 hızla gittiği zaman 6 dakika önce. Ama ayrı ayrı gittiği zaman, yani yarısını 50, diğer yarısını 75'e gittiği zaman da 6 dakika sonra. Bu iki zaman dilimi arasında 12 dakikalık fark var. O 12 dakikalık fark da 12 bölü 60 saat yapar arkadaşlar. Buradan x'i bulmaya çalışalım. Şurada paydaları eşitleyelim arkadaşlar sol tarafta. Bunu 3 ile, şunu da 2 ile genişletirsem 3x artı 2x'den 5x bölü kaç oluyor? 150 oluyor eksi. Şunları da sadeleştirirsem x bölü 40 arkadaşlar. Bakın 5 ile 150'yi de sadeleştirdim. X bölü ne yaptı? 30 eksi x bölü 40. Buradan tekrar paydalarını eşitleyelim. Bunu 4'te bunu 3'e genişletirsem 4x eksi 3x'den x bölü 120 eşittir 12 bölü 60. Şu sadeleştirmeleri yapalım. 60'a 120 oranlarsam 2. 2 çarpı 12, 12'den x'imiz 24. Ama yolun tamamına 2 x demiştik. 2 çarpı 24'ten 48. Cevabımız A seçeneği. 3C fakültelerinden oluşan bir üniversitenin çalışanlarından bazılarına birer plaket verilmiştir. Her bir fakülte için plaket verilenlerin sayısının o fakültedeki toplam çalışan sayısına oranı yüzde olarak şekildeki sütun grafiğinde, plaket verilen çalışan sayısının fakültelere göre sayıca dağılımı ise şekildeki daire grafiğinde gösterilmiştir. Toplam 48 kişiye plaket verilen bu üniversitede B fakültesinde 80 çalışan bulunmaktadır. Buna göre A fakültesindeki çalışanlar ile C fakültesindeki çalışanların toplam sayısı kaçtır? İkinci grafiğimiz çalışan sayısının fakültelere göre sayıca dağılımıydı. A fakültesinde arkadaşlar plaket alanların oranı 45 bölü 360 ve toplam 48 kişiye plaket verildiğine göre bu 48'in 45 bölü 360'ı A fakültesinden plaket alan kişi sayısıdır. Buradan 48 çarpı 45'e 360'ı sadeleştirsek 1 bölü 8, 48 bölü 8, 6. Yani A fakültesinde 6 kişi plaket almış. B fakültesinde de 80 çalışan var ve bu 80 çalışan arkadaşlar şu turuncu ile gösterilen kısım, yani %20'si plaket alıyordu. 80 çarpı 20 bölü 100'den buradan da 16, şuradan da plaket alan 16 kişi var. Toplamda 48 kişimiz vardı. A fakültesinden plaket alan 6 kişi, B fakültesinden de plaket alan 16 kişi olduğuna göre geri kalan 48 eksi 22, yani 26 kişi de C fakültesinden plaket almıştır. C fakültesinden arkadaşlar şu mavi ile gösterilen kısım çalışan sayısında %13'ü, yani C'nin %13'ü plaket alıyormuş. Bu durumda C'nin %13'ü 26'ya eşittir. Şu 13'e 26'yı sadeleştirip içeri dışarı çarpma yaparsak demek ki C fakültesinde çalışan kişi sayısı 200'dür. C'yi bulduk, bir de A'yı bulalım. A fakültesine baktığım zaman da A fakültesinde 6 kişi plaket almıştı. Ve A fakültesi sarıyla gösterilen kısım çalışanların da %10'u plaket alıyordu. Yani A'nın %10'u demek ki 6'ya eşittir. Buradan da içeri dışarı çarpma yaparsak A fakültesinde çalışan toplam kişi sayısını buluruz. Bizden A ve C fakültesindeki çalışanların toplam sayısını istiyordu. 260'ı toplasam 260, cevabımız B seçeneği.
Onlar ve yüzler basamağındaki rakamların toplamı birler basamağındaki rakama eşit olan 3 basamaklı bir doğal sayıya birikimli sayı denir. A7B ve CBD sayıları birer birikimli sayı olduğuna göre A artı B artı C artı D toplamı kaçtır? Sayılarımız A7B ve CBD sayıları. Onlar ve yüzler basamağındaki yani A artı 7 rakamların toplamı birler basamağındaki B'ye eşittir. Yine diğer sayıda C ile B'nin toplamı buradan D'ye eşittir. Şimdi bu eşitliği sağlayacak şekilde değer verelim. Örneğin A'ya 1 dersek arkadaşlar 0 diyemeyiz. 3 basamaklı sayı olmaz. Bu durumda B'miz 8 olur. A'ya 2 dersem B'miz 9 olur. Ama A'ya 3 diyemem çünkü B 10 olmuş oluyor. Rakamlarımız 0'dan 9'a kadar arkadaşlar. Peki ilk duruma bakalım. Acaba A1 iken ve B 8 iken C'yi bulalım. Şimdi ben B'ye 8 dedim arkadaşlar. C'ye 0 diyemeyeceğinden dolayı mecburen en az 1 diyebilirim. Bu durumda D'miz de 9 olmuş oluyor. Ve C'ye aynı şekilde 2 diyemem çünkü D bir rakam olmamış oluyor arkadaşlar. Buradan A, B, C, D değerlerini buldum. Peki acaba A'yı 2 aldığım zaman arkadaşlar alabilir miyim? A'yı 2 aldığım zaman B'yi 9 alıyorduk. Bu durumda B'yi 9 aldığım zaman C'yi de arkadaşlar 0 seçemeyeceğime göre C'ye herhangi bir rakam veremiyorum. Bu durumda arkadaşlar A 2 olamıyor. O halde A, B, C, D değerlerini bir üstteki kısımdan bulmuş olduk. Buradan A değerimizi arkadaşlar 1 söyledik. B'ye 8, C'ye 1, D'ye de 9 dedik. Bunları toplarsak 9, 18, 19 olur. Cevabımız C seçeneği. Bir telefon mağazasında bazı özellikleri aşağıda tabloda verilmiş olan ABC marka telefonlardan birer adet bulunmaktadır. Telefonun hafızasının en az 64 GB olmasını isteyen Veysel, telefonunda hem ön hem de arka kamera olmasını isteyen Yasin ve telefonunda yüz tanıma özelliğinin olmasını isteyen Zehra belirli bir sıraya göre bu mağazaya girmişlerdir. Bu üç kişiden başka müşterinin mağazaya gelmediği bir günde bu kişilerden ikisi istedikleri özelliğe sahip bir telefon satın almışlardır. Biri ise istediği özelliğe sahip telefon kalmadığı için telefon satın alamadan mağazadan çıkmıştır. Bu üç kişiden biri mağazadan çıkmadan diğeri mağazaya girmediğine göre bu kişiler mağazaya hangi sıra ile girmiş olamaz? Veysel, Yasin ve Zehra arkadaşlar. Veysel, telefonun hafızasının en az 64 GB olmasını istiyor. Bu durumda Veysel en az 64, B veya C markasından birini alacaktır. Yasin'e bakalım. Yasin de hem ön hem de arka kamera olmasını istiyor. Hem ön hem de arka kameranın olduğu yerler, bakın A markası ve veya C markası. A veya C'yi alabilir. Zehra'ya baktığımız zaman da Zehra'da yüz tanıma özelliğinin olmasını istiyor. Yüz tanıma özelliği olan kısım sadece B markasında var. Bu da almak isterse sadece B'yi alır. Bu kişilerden ikisi istediği özelliğe sahip telefonu alacak ama bir tanesi telefon kalmadığından dolayı alamayacak. Şimdi seçeneklere bir bakalım. Öncelikle Veysel içeri giriyor. Veysel arkadaşlar ne yapsın? Farz edelim ki B'yi alsın. B markayı aldı. Sonra Yasin geliyor. Yasin arkadaşlar bu durumda A markasını aldı. Sonra da Zehra geliyor. Zehra'nın alabileceği sadece B markası var. Onu da Veysel aldığından dolayı Zehra'ya telefon kalmamış oldu. İkisi telefon alırken biri almadı. Yani istenen şarj sağlanmış oldu. Bu sırayla girmiş olabilirler. Gelelim B seçeneğine bakalım. B seçeneğinde önce Veysel geliyor. Şimdi yine ikisi alıp biri almayacak şekilde olabilir mi olamaz mı ona bakacağız. Veysel geldi. Veysel B'yi aldı. Sonrasında Zehra geldi. Zehra B'yi alamıyor. Çünkü onu Veysel almıştı. Sonrasında Yasin geldi. Yasin de ne yaptı? A veya C'den bir tanesini aldı. Yani yine ikisi aldı, bir tanesi alamadı. Bu durumda olabilir. C'ye bakalım. Önce Yasin gelecek. Yasin C'yi alsın. Yasin C'yi aldıktan sonra Zehra geldi. Zehra mecburen B'yi alacak. Veysel'e sıra geldi. Veysel arkadaşlar Yasin C'yi aldığından dolayı alamadı. B'yi de Zehra almıştı. Veysel'e telefon kalmadı. İkisi alıp biri almamış oluyor. D seçeneğinde. Zehra geliyor. Mecburen B'yi alacak. Sonra Veysel geliyor. Zehra B'yi aldığından dolayı Veysel B'yi alamaz da neyi alacak? C'yi alacak. Ardından Yasin geliyor. C'yi Veysel almıştı. Bir A kalmış oluyor. Onu da mecburen kim alacak? Yasin alacak. Her üçü de almış oluyor.
Dolayısıyla bu sıralama ile bunlar girmiş olamaz diyoruz. Cevabımız D seçeneği. Bir mezunlar derneğinin düzenlediği bir buluşmaya birbirleriyle evli olmayan 40 mezun katılmıştır. Bu kişilerden bazıları buluşmaya yalnız, bazıları sadece eşiyle, bazıları ise eşi ve sadece bir çocuğuyla katılmıştır. Toplam 90 kişinin katıldığı bu buluşmada 18 çocuk bulunduğuna göre kaç mezun yalnız katılmıştır? Buluşmaya yalnız gelenler var. Buluşmaya eşi ile gelenler var. Bir de eşi ve çocuğuyla gelenler var. Şimdi bu buluşmaya yalnız gelen kişi sayısı x olsun. Eşi ile gelen kişi sayısı da y olsun. Y kişi de eşi olmuş oluyor bunun. Eşi ve çocuğuyla gelen z kişi mezun olsun. Bu durumda eşlerin adedi de z, çocukların da adedi z. Bunların toplam sayısı toplamda katılan kişi sayısı yani 90'a eşittir. Yalnız x'i, eşi 2y'ydi. Eşi ve çocuğuyla gelenler de toplamda 3z kişi. Buranın sonucu 90. Buradan arkadaşlar 18 çocuk var diyor. O zaman z 18'dir. Şurada z gördüğüm yere 18 yazıp x artı 2'ye 3 çarpı 18'i 54 karşı tarafa attım. 36 olmuş oluyor. Toplamda 40 mezun katılıyordu. X kişi yalnız. Eşiyle gelenler Y, eşi ve çocuğuyla gelenler de Z'di. Bunların toplamı 40, Z'de 18'di. Bu durumda X artı Y'de 22 olmuş oluyor. Gelip onu da şöyle şu alta yazalım. X artı Y 22. Taraf tarafa çıkartırsam buradan Y eşittir. 36 eksi 22'den 14. Yerine yazarsam X'de 8 olur. Cevabımız B seçeneği. 4 arkadaştan Ayşegül'ün Burçin'e, Burçin'in Canan'a, Canan'ın Demet'e, Demet'in ise Ayşegül'e borcu bulunmaktadır. Burçin'in Canan'a olan borcu, Demet'in Ayşegül'e olan borcunun 5 katıdır. Borçlarını ödemek isteyen 4 arkadaş bir araya gelerek bir hesaplama yapmıştır. Sonrasında Ayşegül, Burçin ve Canan Demet'e 60'ar TL vermiş ve kimsenin kimseye borcu kalmamıştır. Buna göre başlangıçta Canan'ın Demet'e olan borcu kaç TL'dir? Şöyle bir döngü var. Ayşegül, Burçin, Canan ve Demet. Ayşegül'ün Burçin'e borcu var. Burçin'in Canan'a borcu var. Canan'ın Demet'e borcu var. Demet'in de Ayşegül'e borcu var. Burçin'in Canan'a olan borcu, Demet'in Ayşegül'e olan borcunun 5 katıdır. Demet'in Ayşegül'e olan borcuna x dersek, Burcu'nun Canan'a olan borcu bunun 5 katı yani 5x olur. Canan'ın Demet'e olan borcuna da a diyelim. Şuraya da b diyelim. Canan Burcu'dan 5x alacak. Ve Canan'ın Demet'e A lira borcu var. 5x lira Burcu'dan aldı. A lira Demet'e veriyorsa hala 60 lira borcu var. O 60 lirayı da ne yapıyor? Demet'e veriyor. Yani A eksi 5x eşittir ne? 60 arkadaşlar. Demet ne yapıyor? Demet ise Canan'dan A lira alıyor. A lira alıyor. Ayşegül'e de x lira veriyor. Yani A eksi x eşittir. Alacağını alıyor. Vereceğini veriyor. Sonrasında kendisine 180 lira. Yani 3 tane 60 geliyor. Bu eşittir 180 lira. Şimdi ben bunları taraf tarafa şöyle bir çıkartırsam veya bunu eksi 1 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam A'lar gidecek. Buradan 5x eksi x 4x eşittir. 180 eksi 60'dan 120. X eşittir kaç olmuş oluyor? 30 olmuş oluyor. Hatta dilerseniz soruyu anlama adına bu değerleri bir yerine yazalım bakalım. Bakın 5x ne oluyor? 5 çarpı 30'dan 150. A değerimiz ne? Şurada x gördüğüm yere 30 yazarsam A değeri de arkadaşlar 30'u karşıya attım 210. Şuradaki değer de 210. Bakın arkadaşlar Canan için konuşuyorum. Canan ne yapıyor? Burcu'dan 150 lira para alıyor. Demet'e arkadaşlar 210 lira veriyor, verecek. Bakın eksi 60, 60 lira açığı var. 60 lira daha borcu var. O 60 lira borcu ne yapıyor? Demet'e vererekten borcunu kapatıyor. Peki Demet'e bakalım arkadaşlar. Demet ne yapıyor? Demet 210 lira Canan'dan alıyor. X buradan 30'du. 30 lira da arkadaşlar Ayşegül'e borcu vardı. Ve sonrasına bakın 180 lira parası artmış olmuş oluyor. Soruda bize demişti ki başlangıçta Canan'ın Demet'e olan borcu kaç TL'dir arkadaşlar? O da zaten 210 liraydı. A'ydı yani. A'yı kaç bulduk? 210. Cevabımız B seçeneği. Umarım anlamışsınızdır. Sonraki sorumuz.
9. ve 10. sınıflardaki öğrencilerden oluşan bir koroda toplam 18 öğrenci vardır. Korodaki öğrenciler 9. sınıftakiler önde, 10. sınıftakiler arkada olmak üzere 2 sıra halinde dizildiğinde arka sıradaki öğrenci sayısı ön sıradakinin 2 katı olmuştur. Sonra müzik öğretmeni kızların önde erkeklerin arkada duracağını söyleyince toplam 14 öğrenci bulunduğu sıradan diğer sıraya geçmiş ve en ön sıradaki öğrenci sayısı arka sıradakinin 2 katı olmuştur. Buna göre koroda 10. sınıftan kaç kız öğrenci vardır? Koroda 18 öğrenci var. 9. sınıflar önde, 10. sınıflar arkada. Şöyle 9. sınıflar önde, 10. sınıflar arkada. Bu şekilde dizildiği zaman arka sıradaki öğrenci sayısı ön sıradaki öğrenci sayısının 2 katı. Yani şurada x tane öğrenci varsa burada 2x tane öğrenci. Toplam 18 öğrenci var. 18 bölü 3'ten 6. Yani burada 6 öğrenci, burada da 12 tane öğrencimiz var. Müzik öğretmeni diyor ki kızların önde erkeklerin arkada duracağını söyleyince toplam 14 öğrenci bulunduğu sıradan diğer bir sıraya geçiyor. Yani şöyle yapalım. Buradan A tane öğrenci buraya geçsin. Ki bu A tanesi de kız arkadaşlar. Çünkü kızlar öne geçecek. Ve bu A 10. sınıftaki kız öğrenci sayısını veriyor. A'yı bulursak cevabımızı bulmuş oluruz. Öndekilerden de 9. sınıftan da buraya B kişi geçsin. Bu da B 9. sınıfın aslında erkekleri olmuş oluyor. Bu durumda yine öğrenci sayısı arkadaşlar. Bu sefer öndeki arkadakinin 2 katı. Yani önde 12, arkada da ne olmuş oluyor? 6 kişi olmuş oluyor. Yer değiştiren kişiler şuradaki A ve buradaki B. A ile B'nin toplamı 14'e eşittir. Ve ön için konuşalım arkadaşlar veya arka için fark etmez. Ön için konuşalım. Önde 6 kişi vardı. A tane öğrenci arkadan geldi. B tane de öndeki arkaya geçti. Ve son olarak önde 12 olmuş oldu. Buradan A eksi B de nereye eşittir? 6'ya eşittir. Bunu gelip şöyle bunun altına yazarsan ve taraf tarafa toplarsan şu B'ler gider. 2A eşittir. 14 artı 6'dan 20. A'mız 10 olmuş olur. Bizden cevabımız bu. E seçeneği. Faruk her gün aynı ücreti vererek okulun yemekhanesinde öğle yemeği yiyor ve her akşam eve gittiğinde babası Faruk'a 7 TL veriyor. Pazartesi günü sabah Faruk'un cebinde 20 TL bulunmaktadır. Okula her gün giden ve öğle yemeğinin sabit ücreti dışında başka harcama yapmayan Faruk'un aynı haftanın cuma günü için ilk defa öğle yemeğine yeterli parası kalmamıştır. Buna göre yemekhanenin bir günlük öğle yemeği ücreti TL türünden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Günlerimizi şöyle bir yazalım. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma. Pazartesi günü cebinde 20 TL var. Öğlen okula gitti. Ne yaptı? X lira. Yemek ücreti X lira olsun. X liralık öğle yemeğini aldı. Akşam eve geldi. 7 lira babasından aldı. Yani pazartesi akşamı 27 eksi X lirası var. O zaman salı sabah kalktığı zaman cebinde 27 eksi X lira var. Sonra öğle yemeği yedi. X lira azaldı. Akşama babasından 7 lira aldı. Salı akşamı baktı. 27 artı 7, 34 eksi 2 x lirası var. Çarşamba sabah kalktığı zaman cebinde 34 eksi 2 x lirası var. Öğlen yemek yiyecek, x lira azaldı. Akşam eve geldi, 7 lira babasından aldı. Bu durumda 34 artı 7, 41 eksi kaç oldu? 3 x oldu. Yemeğe parası yetiyor. Perşembe gününe geldik. Cebinde 41 eksi 3 x'si var. Perşembe günde öğle yemeği yediğinden dolayı arkadaşlar 41 eksi 3 x kesinlikle x'ten nedir? Büyüktür. Çünkü öğle yemek parası x sıraydı. Bu bundan büyük olacak ki yemek yiyebilsin. X sıralık yemek aldı. 7 lira babasından aldı. Bu durumda parası 48 eksi 4 x lira akşam. Cuma günü gitti. 48 eksi 4 x lirası var. Öğle yemeği yemeğe gidecek ama parası yetmiyor. Demek ki bu yemek ücretinden küçük arkadaşlar. Hemen 4x'i sağ tarafa attım. 48 küçük 5x. Her tarafı 5 ile oranlarsam 45 bölü 5'ten 9, 9,6 yapıyor. Demek ki x değeri yani yemek ücreti 9,6'dan büyük. Şöyle A seçeneği gitti. Peki bir de nereden küçük olacak? Hemen şunu bir değerlendirelim. 3x'i karşıya attım. 41 büyük 4x oldu. Buradan 41 bölü 4 büyük x. Yani x değeri 41 bölü 4'ten 10,25'ten küçük olması lazım. Bunlar da arkadaşlar 10,25'ten büyük. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği 9,9 diyoruz.
Sonraki sorumuz, Buse bilgisayarındaki bir fotoğraf tasvir programı yardımıyla fotoğraflarda gözüken renklere göre bilgisayarındaki fotoğraflar için arama yapabilmektedir. Buse'nin bu uygulama ile bilgisayarındaki fotoğraflardan mavi, sarı ve hem mavi hem de sarı rengi içeren fotoğraflar için yaptığı aramanın sonuçları şekil 1'de gösterilmiştir. Buse arama sonucunda elde ettiği bu fotoğraflardan bazılarını sildikten sonra aynı renkler için yaptığı aramanın sonuçları şekil 2'de gösterilmiştir. Buna göre Buse'nin sildiği toplam fotoğraf sayısı kaçtır? Şekil 1 ve şekil 2'deki sayılarımızı şekle dökelim. Küme olarak gösterelim. Şuradaki mavi fotoğraflar, burası sarı fotoğraflar. Burası da mavi ve sarı, yani kesişimi. Sarı ve mavi olan 50 fotoğraf var. Şurası 50. Maviden 244 tane fotoğraf var. Bunun 50 tanesi mavi ve sarı olduğundan dolayı 244-50'den sadece mavi olan 194 fotoğraf. Sarıdan da toplam 183 fotoğraf. 50 tanesi de ortak zaten. 183-50'den sadece sarı olan da 133 fotoğraf. Şimdi bunların bir kısmını siliyor. Sildikten sonra mavi ve sarı diyelim yine. Sarı ve mavi 36 fotoğrafa düşüyor. Sarıdan da 158 tane fotoğraf var. Sadece sarıdan 158-36'dan 122 fotoğraf. Maviden de toplam 188 fotoğrafa düşüyor. 36 tanesi de ortak zaten mavi ve sarı. 188-136'dan buradan da bir 132 fotoğraf sadece mavi olmuş olur. Eksilmelere bakalım. Mavi ve sarı, yani kesişimi 50 taneydi, 36'ya düşmüş. 50-36'dan 14 fotoğraf silinmiş. Aynı şekilde sarıdan, sadece sarıdan 133 iken 122'ye düşmüş. O zaman 133-122'den eşittir 11 fotoğraf silinmiş. Sadece mavi 194 iken 132'ye düşmüş. 194-132 eşittir 42 fotoğraf silinmiş. Toplam silinen fotoğraf sayısı bunların toplamı 67 fotoğraf. Cevabımız D seçeneği. Bir bilgi güvenliği uzmanı bir firmaya verdiği eğitimde bilgisayarlara giriş yapmak için oluşturulan şifrelerde doğum yılının kullanılmasının bir güvenlik açığı olduğunu söylemiştir. Uzman firma çalışanlarından 2001 doğumlu Eray'ın rakamlardan oluşan 6 haneli bir şifre oluştururken doğduğu yılın rakamlarını yerlerini değiştirmeden ardışık 4 hanede kullandığını bilen birinin bu şifreyi tek denemede bulabilme olasılığının çok yüksek olduğunu örnek vermiştir. Buna göre bu uzmanın çok yüksek olduğu söylediği olasılık kaçtır? Şifremiz 6 haneli olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve doğum yılının rakamları yerleri değiştirmeden ardışık 4 hanede kullanılacak. Bu şekilde kullanabilirim bakın 2001'i. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu bir sağa kaydırırım. 2001 rakamları bu şekilde yerleşebilir. Veya bir sağa daha kaydırırım. Yine 6 haneliyiz. 2001 sayısındaki rakamlar bu şekilde yerleşebilir. Ve bunlar ne yapamaz? Yer değiştiremez arkadaşlar. Şimdi şuradaki gelebilecek rakamlarımız, tüm rakamlar gelebilir 10 farklı şekilde. Buraya gelecek rakamlar da 10 farklı şekilde. Bu durumda buradan arkadaşlar, şunlar zaten her biri bir farklı şekilde sadece sıralanabilir. Çünkü rakamların yerleri sabit. 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 10 çarpı 10. Bundan 100 tane durum var. 100 farklı şekilde. Burası da 100 arkadaşlar. Çünkü şuraya 10 tane rakam, buraya da 10 rakam gelebilir. Aynı durum burası için de geçerli. Yani 100 artı 100 artı 100. Toplamda arkadaşlar 300 tane durum var. Doğru şifremiz de bu 300 tane şifreden bir tanesi olabilir. Dolayısıyla olasılığımız 1 bölü 300. Cevabımız B seçeneği. Bir antrenör ekibindeki 8 kişi arasından 4 kişiyi seçerek bir takım oluşturacaktır. Antrenör takımını oluştururken daha fazla seçeneğinin olması için ekibine 9. bir kişiyi dahil etmiştir. 9. kişi ekipteki 2 kişiyle aynı takımda olmak istemediğini ve bu 2 kişiden birinin veya her ikisinin oluşturulacak takımda yer alması durumunda kendisinin takımda yer almayacağını antrenöre söylemiştir. Buna göre antrenörün seçeneklerinin sayısında ekibe yeni katılan sporcu sayesinde ne kadarlık artış olmuştur? Antrenörün seçeneklerin sayısındaki artış aldığı 9. kişinin içinde bulunduğu 4 kişilik takımlardan kaynaklanıyor. Şimdi o 9. kişinin içerisinde olduğu 4 kişilik takımların adedini bulalım. 8 kişi vardı, 1 kişi daha geldi ve kaç kişi oldu? 9 kişi oldu. Ama 9. kişi diyor ki, kardeşim diyor, ben 2 tane arkadaşımla aram iyi değil, ben bunlarla beraber olamam.
bunlarla beraber olacaksan ben yokum diyor. Bu durumda ne yapacak arkadaşlar? O iki kişi dışında geri kalan 6 kişiden bazılarıyla eşleşecek. Şimdi takım 4 kişi olacak. O 9. kişi mutlaka ne yapacak? Olacak. Mesela o 9. kişi A kişisi diyelim, mutlaka olacak. Ve yanında ne yapacak? O anlaşamadığı 2 kişi dışında geri kalan 6 kişiden 3 kişi alacak. Kendisi de mutlaka olacaktı zaten. O zaman artış altın üçlü kombinasyonu. Cevabımız C seçeneği. Yukarıdaki şekilde birer uç noktaları ortak olan 6 tane doğru parçası ve aralarındaki açılar verilmiştir. Bu doğru parçaları eğimleri değiştirilmeden hareket ettirilerek üçüyle A üçgeni, diğer üçüyle B üçgeni oluşturulacak biçimde aşağıdaki gibi kesiştiriliyor. Buna göre A üçgenin en büyük iç açısı ile B üçgenin en büyük iç açısının ölçüleri toplamı kaç derecedir? Üçgenlerin eğimlerini değiştirmeden hareket ettireceğiz ve bu üçgenlerin en büyük iç açısını bulmaya çalışacağız. Şuradan başlayalım. P ile M doğru parçaları. Aradaki açı 35 artı 30'dan 65 derece. Demek ki şuradaki açımız 65 derece. Şuradaki açıyı bulalım. Buradaki doğrular da R ile M. R ve M. R buradan başlıyor. Nereye kadar? M'ye kadar, buraya kadar. Şuradaki açıların toplamı 40 artı 35 artı 30. Yani toplamı 105 derece. 105 ise şuradaki iç açısı kaç derece olur? 75 derece olur. Buradaki açımız da 40 derece olur. A'daki en büyük iç açımız 75 derece geldi. Sıra gelelim nereye? B üçgeninde. B üçgeninde L ve K doğruları arasındaki açı. Şuradaki açımızı bulmaya çalışalım. Buradaki açı L ile K, yani şurası. Kaç derece? 20 derece. Şurası 20 derece. Şimdi gelelim N ile K'ya. Şurası. N ile K. 30, 25 ve 20. Kaç derece oluyor? 75 derece. Şuradaki açımız 75 derece. O zaman şuradaki açı, bunun bütünleri, yani iç açısı 105 derece oluyor. Şuraya da ne kalıyor? 180 eksi 125'ten 55 derece kalıyor. En büyük iç açısı 105 derece oluyor. B üçgeninde. Şuradaki 105 ile kimi toplayacağız? 75'i toplayacağız. 180 cevabımız E seçeneği. Bir ABC üçgeni için aşağıdaki ifadelerden 3'ünün doğru, 1'inin yanlış olduğu biliniyor. BC uzunluğu AC uzunluğuna eşittir. AB uzunluğu 16 birim, BC ile AC'nin toplamı 12 birim. ABC üçgeninin alanı 48 birim karedir. Buna göre ABC üçgeninin çevresi kaç birimdir? Bunlardan bir tanesi yanlış, diğer 3'ü doğruymuş. Farz edelim ki BC AC'ye eşit olsun. Şöyle bir tane ne yapalım? Üçgen çizelim. A, B, C üçgeni. Ve BC'yi AC'ye eşit kabul edelim. Bu durumda AB kaç birim? AB'de 16 olsun. BC ile AC'nin toplamı 12 birimmiş. Şimdi arkadaşlar AB 16 iken AC ile BC'nin toplamı 12 olamaz. Çünkü bir üçgende iki kenarın toplamı mutlaka 3. kenardan ne olması lazım? Büyük olması lazım. Bu durumda ya BC AC eşittir 12 yanlıştır veya AB eşittir 16 yanlıştır. Peki farz edelim ki BC artı AC'ye 12 alalım. Bu durumda buralar 6'ya 6 olmuş oluyor. Ve bu üçgenin alanı maksimum arkadaşlar C açısını 90 derece bile kabul edersek 6 çarpı 6 bölü 2'den 18 birim kare olmuş oluyor. Ve 48 birim kare olamaz demek ki. Demek ki BC ile AC'nin toplamı 12 olamaz arkadaşlar. Bu yanlıştır. AB nedir? 16'dır diyoruz. Şimdi hemen alanı 48 birim kare deniliyordu. Şuradan bir tane dikme indirelim arkadaşlar. 8'e 8 olmuş oluyor. Şuradaki yüksekliğe de h diyelim. Buranın alanı h çarpı 16 bölü 2 eşittir 48'den. 16'lı 48'i sadeleştirdim. 3. H'ımız arkadaşlar uzunluğumuz 6. Demek ki H yüksekliği 6 birimdir. Burada da arkadaşlar şöyle şu üçgende Pisagor uygularsak 6, 8, 10 üçgeni var. 6, 8 burası da 10 oluyor. Kenarlarımız belli. Artık ABC üçgenin çevresini söyleyebilirim. 10 artı 10 artı 16'dan kaç olmuş oluyor? 36. Cevabımız C seçeneği. Uçurtmalarının ip uzunluğu 50'şer metre olan iki arkadaş uçurtmalarını zemindeki iki farklı çiviye bağlamıştır. Bu iki uçurtmanın görünümü uçurtma iplerinin yerden yüksekliği ve çivilerin arasındaki uzaklık yukarıdaki şekilde verilmiştir. Buna göre uçurtma iplerinin kesiştiği noktanın yerden yüksekliği kaç metredir? Şöyle şekilimizi bir büyütelim. Uçurtmamızın ip uzunluğu 50 metreydi. Şurası 50 metre. Şurası da 48 metre. Bakın burada bir tane özel üçgenimiz geldi. 48, 24'ün 2 katı. 50 de 25'in 2 katı. 7, 24, 25. Yani şurası 14, 7'nin 2 katı olan 14 metre. Hemen şöyle. Bakın şurası ip uzunluğumuz yine 50 metreydi. Şu uzunluğumuz 30 metre.
Ve burada da yine dik üçgenden arkadaşlar 30-50-40 üçgeni. Yani 3-4-5'in 10 katı. Şu uzunluk 15 metre. Burası da 14 metre olduğuna göre şuraya 15 artı 14 29, 40 eksi 29'dan burası 11 metre olmuş olur. Bizden uçurtma iplerinin kesiştiği noktanın yerden yüksekliği, yani kesişen nokta şurası, buranın yerden yüksekliği soruluyor. Şuradan bir tane dikme indirelim. Burayı istiyor bizden. Şimdi benzerlik uygulayacağız veya şöyle yapalım. Şuradaki açı alfa diyelim. Bakın şuradaki açı alfa diyelim. Ve şuradaki üçgene tanjantını söyleyelim. Buradan tan alfayı söyleyebilirim. Karşı bölü komşu. Yani tanjant alfa eşittir 48 bölü 14. Nereye eşittir? 2 ile sadeleştirelim. 24 bölü 7. Demek ki şuradaki uzunluğumuz, yani bizden istenen 24K ise şurası 7K'dır. Şimdi gelelim bir de arkadaşlar. Şuradaki açımıza da beta diyelim. Ve şu gerideki üçgene, yani şuraya tanjant betasını bulalım. Buradan tanjant beta eşittir karşı bölü komşu. Yani 30 bölü kaç? 40. Bu da nereye eşittir? 3 bölü 4'e eşittir. Şimdi gelelim. Şuradaki üçgende de tanjant beta 3 bölü 4'tür. Ve karşı bölü komşu. Yani kenar uzunluklarımız 24K'nın nereye oranı? 7K artı 15'e oranı eşittir. Buradan şöyle içer dışarı çarpımı yapalım. 4 çarpı 24K 96K eşittir. 3 çarpı 7K 21K artı 3 çarpı 15'ten 45. 21K'yı karşıya atarsak 75K eşittir 45. Buradan K değerimiz 45 bölü 75. Her tarafa 15'e oranlarsam 3 bölü 5 olmuş olur. Benden 24K isteniyordu. K değeri de 3 bölü 5 buldum. Bu durumda cevabımız 24 çarpı 3 bölü 5. Yani 72 bölü 5 olur. 72 ile bölü 5 de 14,4 yapar. Cevabımız A seçeneği. Beslenin dikdörtgen biçimindeki odasının üstten görünümü, odasındaki bazı uzunlukların santimetre türünden değeri ve odasının kapısı kapalı iken aynı hizada olan kapı ve duvarın görünümü şekil 1'de verilmiştir. Beste odasının kapısını bir miktar açtığında kapı dikdörtgen biçimindeki yatağın köşesi olan C noktasına şekil 2'deki gibi değmektedir. Beste kapısının kapanmaması için belirli bir uzunluktaki tahta parçasını kapıya dik olacak biçimde B noktasından C noktasına şekil 2'deki gibi yerleştirmiştir. Buna göre tahta parçasının uzunluğu kaç santimetredir? Şeklimizi büyütelim. Tahta parçasının uzunluğu BC uzunluğu. BC uzunluğuna ne diyelim? X diyelim. Şöyle bize verilenleri yerine yazalım. Şu uzunluğumuz 52 idi. Şurası 36 idi. Şuradan şöyle bir tane dikme çizelim. O zaman burası da 52 olur. Şuranın tamamı 100 santimdi. 100 eksi 52'den buraya ne kalıyor? 48 kalıyor. Şuradan da bir tane dikme indirelim. Bakın burada diklik içinde diklik var. Öklit uygulayacağız. Şu uzunlukta 48. Bakın şurası da 36. Burası da 36. Şu uzunluğa da A diyelim. Hemen öklit uygulayalım. 36'nın karesi eşittir 48 çarpı A. Buradan A eşittir 27 santim. Şimdi A'yı bulduk. O zaman şurası 27. Şuradaki üçgene de Pisagor uygularsak 36, 4 çarpı 9, 27 de 9 çarpı 3 ise 3, 4, 5'in katları var. O halde x uzunluğumuz 5'in 9 katı olan 45 santimdir. Cevabımız C seçeneği. Diğer bir sorumuz. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü n eksi 2 çarpı 180 bölü n olarak hesaplanır. Şekilde birer kenarı ortak olan bir düzgün dokuzgen ve bir düzgün 12 gen ile bu düzgün 12 genin bir köşegeni verilmiştir. Buna göre x açısının ölçüsü kaç derecedir? Şeklimizi yine büyütelim. Çokgenlerin iç açılarını bulalım. Yukarıdaki formülü de kullanabiliriz veya önce bir dış açısını söyleyelim. Çokgenlerin dış açısı 360 bölü n. Dokuzgenin bir dış açısı 360 bölü 9'dan 40 derece. Bu durumda iç açısı 180 eksi 40'dan 140 derece olur. Aynı şekilde 12 genin bir dış açısı 360 bölü 12'den 30 derece. İç açısı da 180 eksi 30'dan 150 dereceye eşittir. Şimdi çokgenlerde şunu biliyoruz. Örneğin o düzgün 12 gen için köşegenlerini şöyle birleştirirsek bir köşeden çizilen köşegenler arasındaki açılar birbirine eşittir. Yani şuradaki açımız, şuradaki açımız ve şuradaki açılar birbirine eşittir. Şimdi şuradaki üçgene bakarsak, bakın şöyle üçgene bakarsak bu düzgün 12 genin bir iç açısı şuradaki açımız 150 derece. Kenar uzunlukları birbirine eşit olduğuna göre
O zaman geriye 30 kalmış oluyor. İkizkenarlıktan dolayı şurası 15'er derece olur. O zaman burası da 15, burası da 15 olur arkadaşlar. Bakın şuranın tamamı 3 tane 15'ten 45 derece. Aynı şekilde düzgün dokuzgenin iç açısı 140 derece demiştik. Eğer burası 45 derece ise şu kalan kısımda 140-45'ten burası 95 derece olur. Şuradaki iç açılarımız da 140 derece, şurası da 140 derece, şurası da 140, burası 140, şurası 140 ve burası da x derece. Şimdi buraya baktığımız zaman burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bir yedigenimiz var. Şimdi bu yedigenin iç açıları toplamı 7-2 çarpı 180. Peki gözüken açılara bakalım. 95 var ve 140'tan 1, 2, 3, 4, 5 tane 140 var arkadaşlar. Buna da bir de x'i ilave edersek bunlar iç açıları toplamı bu. 5 çarpı 180'den şurası 900 derece. 95 artı 5 tane 140 700 derece artı x olmuş oluyor. Buradan 900 eşittir 795 artı x'ten x eşittir 900 eksi 795 yani 105 derece cevabımız D seçeneği. Berke'nin bir kağıttan kestiği birer kırmızı yamuk sarı dikdörtgen ve mavi kare şekilde gösterilmiştir. Uzun kenar uzunu 7 cm olan dikdörtgenin kısa kenar uzunu karenin kenar uzunluğunun 2 katına eşittir. Yani ben şuraya A dersem şurası ne olacak arkadaşlar? 2A olacak. Berke parçaların birer kenarları paralel olacak biçimde önce şekil 1'deki gemiyi sonra da şekil 2'deki evi oluşturmuştur. Gemiyi oluştururken sadece dikdörtgenin yarısını, evi oluştururken sadece karenin yarısını yamuğun altına koymuştur. Berke evin çevresinin geminin çevresinden 2 cm daha fazla olduğunu gözlemlemiştir. Buna göre sarı dikdörtgen alanı kaç santimetre karedir? Şekli biraz büyütelim. Şöyle bir sağ tarafa. Evin çevresi geminin çevresinden 2 cm daha fazla arkadaşlar. Şimdi fazlalıkları bulmaya çalışalım. Geminin yan kenarları, yani şuradaki yan kenarlar aynı. Şöyle. Bakın fazlalıklar yok şu anda. Şekil 2'nin şekil 1'e göre. Peki, şu gemimizin alt kısmı da, şuradaki üst kısımlar da aynı. Yine fazlalık yok. Geminin üst kısmındaki fazlalıklar, yani şöyle farklı bir renkte gösterelim. Şuralar arkadaşlar. Şuralar. Evin alt kısmındaki görünen kısımlar şuralar. Bunlar da tıpatıp aynı. Şimdi yazmadığım kısımlar ne kaldı? Mavi karenin bir kenar uzunluğu A'ydı. Şuralar A. Şuranın tamamı arkadaşlar A'ydı. Dışarıda kalan kısım A bölü 2, A bölü 2. Aynı şekilde sarı kısım, sarı dikdörtgenin bir kenar uzunluğu 2 A'ydı. Yarısı batmış. Şöyle A'ya A. Şunlar batmamış zaten. 2A'ya 2A'ya. Şekil 1'de karşılaştırma yapmadığım kenar uzunlukları toplamda 4 tane ne var? A var. Şekil 2'de ise karşılaştırma yapmadığım kenar uzunlukları alttan 2A, 2A, 4A, üstten de A bölü 2 ile A bölü 2. İşte arkadaşlar şekil 2'deki uzunluk şekil 1'deki uzunluktan 2 santim fazlaymış. Şu 4A'lar birbirini götürür. 2 eşittir A bölü 2 ile A bölü 2'nin toplamı 2. Demek ki A uzunluğu 2'ye eşitmiş. Sarı dikdörtgen için arkadaşlar kenar uzunlukları 7'ye 2A'ydı. A'yı da 2 bulduk. 2 çarpı 2'den 4 olur. Bu da buranın da alanı kenar uzunlukları 4'e 7 olduğundan dolayı 4 çarpı 7'den 28 santimetre kare. Cevabımız D seçeneği. Birim karelerden oluşan ve yukarıda bir kısmı verilmiş bir kağıdın üzerine köşelerinden ikisi K ve L olacak biçimde bir eşkenar dörtgen çiziliyor. Buna göre çizilen eşkenar dörtgenin köşelerinden biri hangi boyalı karenin köşe noktalarından biri olamaz? Burada iki seçeneğimiz var. Ya K ve L eşkenar dörtgenin birer kenarı olacak ya da K ve L eşkenar dörtgenin birer köşegeni olacak. Eşkenar dörtgen olduğundan dolayı bütün kenar uzunlukları birbirine ne olacak? Eşit olacak. Biz şuradaki köşelere de A ve B köşeleri dersek bu durumda A'nın D'ye ve B'nin K'ya olan uzaklıkları eşit olması lazım. Veya alttaki eşkenar dörtgenden bakın şuradaki köşelere de A ve B dersek burada ikizkenar üçgenler oluşacak. Yani B ve A köşelerin L ve K'ya olan uzaklıkları birbirine eşit olacak.
Bu iki durumu bulmaya çalışacağız. Şimdi başlayalım ama önce şu şekilde 2-3 tane sağ tarafa yapıştıralım. Örneğin A olabilir mi? A'nın mesela şu köşesini alırsam, acaba A'nın şu köşenin L'ye ve K'ye olan uzaklıkları birbirine eşit mi? Evet arkadaşlar, bakın şurada 3 birim, buradan 1 birim. 9 artı 1 kök 10 yapar. Şurası 1 birim, 3 birim kök 10 yapar. Dolayısıyla burayı birleştirdiğiniz zaman eşkenar dörtgenin nesi olmuş oluyor? Köşegeni olmuş oluyor. Ve şuralar birbirine eşittir. Bunun aynısını şöyle yukarıya da doğru da yaparsam, bakın eşkenar dörtgenimiz oluştu. Şimdi gelelim diğerine. O halde A olabilir. A'yı eledik. Şimdi acaba B olabilir mi? Şimdi buradaki kare ya köşegen ya da ne olacaktı? Kenar olacaktı. Şimdi kare uzunluğu şurada 2 kare. Burası kaç kare? 2, 4 kare. 2'nin karesi artı 4'ün karesi. Yani 2 kök 5 yapıyor kare uzunluğu. Şimdi şuradan 2 birim sağa, 4 birim de aşağı inersem şu uzunluk da 2 kök 5 oluyor. Aynı şekilde şuradan 1, 2, 3, 4, 4 aşağı insek, 2 sağa gidersek burası da 2 kök 5 olmuş oluyor. Şurayı da birleştirdiğimiz zaman bakın arkadaşlar eşkenar dörtgenimiz olmuş oluyor. Demek ki B ve C'de arkadaşlar köşelerinden biri olabilir diyoruz. Geriye kaldı D ve E. Hemen E'ye bakalım. Bakın E'nin karenin şu köşesini şuraya alırsam, şöyle birleştirirsem arkadaşlar, şu kenar uzunluğuyla şuradaki uzunluk birbirine ne oluyor? Eşit oluyor. Bu durumda kare burada bir ikizkenarlık oluşmuş oluyor. Hemen bir görelim dilerseniz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 birim burada var. 1, 2, 3, 4, 5 birim burada var. Dolayısıyla burası ne oluyor? 5 kök 2 oluyor. Aynı şekilde şurada 1 birim 1 kare. Bu aşağıya doğru da 7 kare var. Burası da 5 kök 2 oluyor. Dolayısıyla burada kare ne oluyor? Eşkenar dörtgenin köşegeni oluyor. Ve ben burada şöyle bakın bu geri kalan eşkenar dörtgeni kenarlarını ne yapabilirim? Çizebilirim diyorum. O halde D olamaz diyoruz. Bir tiyatroda oyuncuların sahneye çıkabilmesi için hazırlanan özdeş 5 basamaklı taşınabilir bir merdivenin bazı boyutları aşağıda verilmiştir. Bu merdivenin her bir basamağının üst yüzü zemine paralel, yan yüzü ise zemine diktir. Merdivenin basamaklarının tamamı dikdörtgen şeklindeki kırmızı bir halı ile halı hiçbir taraftan sarkmayacak biçimde şekildeki gibi kaplanmıştır. Bu halının alanı 10 metrekare olduğuna göre çevresi kaç metredir? Şeklimizi şöyle bir resmedelim. Şimdi ben bu halıyı açtığım zaman karşıma ne yapacak? Şöyle bir tane dikdörtgen çıkacak. Bu dikdörtgenin alanı kaç metrekareymiş? 10 metrekareymiş. Şimdi ben bu dikdörtgenin kenar uzunluklarını bulmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar şuradaki yükseklikle şuradaki kısım ne? Aynı. Aynı şekilde şurasıyla şurası ne? Aynı. Şuradaki yükseklik de bununla aynı. Şuradaki yüksekliğimiz bununla aynı. Şuradaki yüksekliğimiz bununla aynı. Yani aslında şu yukarıya doğru olan kısımların uzunlukları toplamı ne yaptı? 1,4 metre oldu. Bir de şöyle yan kısımlar. Yani şurası şununla aynı. Şu kısım bununla aynı. Şu kısım yine alttaki aynı. Yani maviler arkadaşlar şu mavi kısımların toplamı da alttaki uzunluğu verir. Yani 1,1. Bunu toplarsam 2,5. Demek ki ben bu halıyı açtığım zaman oluşacak dikdörtgenin kenarlarından bir tanesi 2,5 oluyor. Şuradaki kenara da ne diyelim arkadaşlar? A diyelim. A. Alan da zaten 10 metrekare olduğuna göre 2,5 ile A'nın çarpımı 10 olabilmesi için A'nın buradan 4 olması lazım. A buradan 4. O halde çevreye geldi. Çevremiz 2 tane 2,5 artı 4. Yani 2 çarpı 6,5. Bu da eşittir 13. Cevabımız E seçeneği. Elif, dikdörtgenler prizması biçimindeki bir tahta bloğu kullanarak boyunu ölçmek istiyor. Bu ölçme işlemi için duvara yasladığı tahta bloğun her seferinde farklı bir yüzünün üzerine çıkarak boyunu duvarın hizasında ölçüyor ve duvara şekildeki gibi işaretliyor. Elif işaretlediği noktaların yerden yüksekliğini 177 cm, 182 cm ve 187 cm olarak ölçüyor. Tahta bloğun yüzey alanı 3700 cm² olduğuna göre Elif'in boyu kaç santimdir? Yüksekliklerine dikkat edersek arada ne var? 5'er santimetre fark var. Dolayısıyla ben bu prizmanın
Ayrıtlardan birinin uzunluğu x dersem, bir tanesi x artı 5, diğeri de ne olsun? 5'er santim fark olduğundan dolayı x eksi 5 olacaktır. Şimdi ortancası 182 santim olduğuna göre bu durumda boyu, Elif'in boyu 182 eksi x olacaktır. Şimdi bana bloğun yüzey alanı verilmiş. Bloğun yüzey alanı bulurken de biz ne yapıyorduk? 2 çarpı diyorduk. Ayrıtlarının ikişer ikişer çarpıp 2 katını alıyorduk yüzey alanı için. Yani 2 çarpı x çarpı x artı 5 artı x çarpı x eksi 5 artı x eksi 5 çarpı ne diyeceğiz? X artı 5 diyeceğiz. Bunu 2 ile çarptığımız zaman alanı yani 3700 santimetre kareyi verecek. Şimdi şu 2 ile 3700 sadeleştirsek 1850 oluyor. Şunları da şöyle dağıtırsam x kare artı ne? 5x artı x kare eksi 5x artı şuradan da 2 kare farkı gelecek. X kare eksi 25. Buradan da şu 5x'ler birbirini götürecek. Elimize 3 tane x kare geliyor. 25'i de karşıya atarsak 1875 oluyor. Her tarafı da 3'e bölersem buradan x kare 625 olur. Karesi de 625 olan kim var? 25 var. Bu durumda Elif'in boyu 182 eksi x yani 182 eksi 25'ten 157 cevabımız C seçeneği. Ayrıt uzunlukları A, B ve C olan bir dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı ve hacmi sırasıyla formülleriyle hesaplanır. Ayrıtlarından ikisinin uzunluğu 2 ve 3 birim olan özdeş 3 dikdörtgenler prizması birer yüzleri ortak olacak biçimde şekil 1'deki gibi yerleştiriliyor. Daha sonra prizmalardan biri şekil 2'deki gibi diğerlerinden ayrılıyor. Şekil 2'de elde edilen iki dikdörtgenler prizmasından birinin yüzey alanının diğerinin yüzey alanından 40 birim kare fazla olduğu biliniyor. Buna göre şekil 1'deki dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç birim küptür? Özdeş dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunluklarından ikisi verilmiş. O halde şuradaki ayrıt uzunluğu da ne olsun? X olsun. Bu durumda şurası da X, burası da X. Şurası 3, burası 2. Şuraya X dedik. Burası 3, burası ne? 2. Şimdi şekil 2'de soldaki iki tanesinin yan yana olanın yüzey alanı diğerinin yüzey alanından 40 birim kare fazlaymış. Yüzey alanını bulalım. Şu uzunluğumuz ayrıt uzunlukları bu sefer 2x, 3 ve 2 oluyor. Yüzey alanı bulmak için 2 çarpı ikişer ikişer ayrıt uzunluklarını çarpıyordum. 2x çarpı 3'ten 6x, 2x çarpı 2'den 4x ve 3 çarpı 2'den 6. Diğerinin yüzey alanı için 2 çarpı ayrıt uzunluklarını ikişer ikişer çarpacağız. X çarpı 3'ten 3x, x çarpı 2'den 2x ve 2 çarpı 3'ten 6. Şimdi soldaki 2 tanesinin yüzey alanı sağdaki 2 tanesinin yüzey alanından kaç fazlaymış? 40 fazlaymış. Yani A artı bir de ne diyeceğiz? 40 diyeceğiz. Şimdi her tarafı dilerseniz 2'ye bölelim. Şu 2'ler gider. Tabii 40'ı da 2'ye bölersem burada bir 20 kalacak. Şunları toplayalım. Burası 10x artı 6 oldu. Sağda 3x artı 2x'den 5x artı 6 artı 20 oldu. Şu altlar da birbirini götürdü. 5x'i sol tarafa attım. 10x eksi 5x'den 5x eşittir 20. Buradan x eşittir 4 geldi. Şekil 1'deki dikdörtgenler prizmasının hacmi isteniyordu. Bu sefer şekil 1'dekinin bir ayrıt uzunluğu 4, 4, 4, 3 tane 4'ten 12 oldu. Ayrıt uzunlukları 12, 2 ve 3 olan prizmanın hacmi. Yani hacim eşittir 12 çarpı 3 çarpı 2, 6 çarpı 12'den 72 cevabımız B seçeneği.